Bir an önce bu belirsizliği halletmemiz lazım. Yoksa Hançer'le başka türlü konuşamam. Hançer'in hiçbir suçu yok ama bu durumu öğrenirse en çok üzülen o olacak. O yüzden ne yapacaksak sessiz sedasız yapacağız. Yeterince zaten canımız sıkkın. Daha fazla tatsızlık yaşansın istemiyorum. Tamam. Merak etme. Ben arayacağım Beyza'yı. İyi ara. Arayacağım dedin, hala aramadın Engin. Hadi. Tamam mı? Sakin Cihan'cığım. Arayalım bakalım. Sesi hoparlörü alacağım, ona göre. Bak, bunu sana aldım. Bu ne? Karnını saklayacak bir elbise. Kendime hamile kıyafetleri alırken bunu da sana alayım dedim. Hamile olduğunu kimsenin anlamaması lazım. Hadi denesene. Aa, Engin arıyor. Engin kim? Cihan'ın avukatı. Cihan bana diş geçiremeyeceğini anlayınca elini yükseltmeye karar verdi. Vaatlerine yenilerini eklemek için de avukatını aratıyor. Aç aç. Engin? Eğer dün Cihan'ın tekliflerini yinelemek için aradıysan hiç boşuna zahmet etme. Söyle o patronuna. Benim çocuğum satılık değil. Öyle malla mükle. Beni kandıramaz. Böyle şeylerle benim gözüm boyayamaz. Dün de söyledim zaten ona. Beyza, beni bir dinler misin? Asıl sen beni dinle. Eğer Cihan çocuğunu görmek istiyorsa? Ultrason fotoğraflarına bakabilir. Zira bundan sonra sadece orada görebilecek. Bak Beyza, sen beni yanlış anladın herhalde. Ben seni teklif sunmak için aramadım. Eğer bu şekilde davranmaya devam edersen başına gelecekler hakkında uyarmak için aradım seni. Ne demek şimdi bu? Başıma ne gelecekmiş ki benim? Eğer uzlaşmaya yanaşmazsan müvekkilim kendi haklarını korumak için gerekli tedbirler almaya başlayacak. Nasıl yani? Yani babalık haklarıyla tehdit etmen halinde babalık davası açmaya hazırlanıyor. Ne? Nasıl ya? Benim çocuğumun babası zaten Cihan. Böyle bir şey yapmaya ne gerek var? O Cihan ne yapmaya çalışıyor? Anne karnında yapılacak olan DNA testinden bahsediyorum Beyza. Bu testle bebeğin babası olduğunu hukuk önünde ispatlayarak senin ondan esirgediğin haklarını korumaya çalışacak elbette. Sen müsaade etmediğin için bebeğini koruma altına almak istiyor. Bu ne biçim saçmalık ya? Biz ayak diremedik ki. Madem çocuğuna sahip çıkmak istiyor. Gelsin kıysın bana nikah. Sonsuza kadar çocuğuyla birlikte olsun. Kendisi bunu istemedi. Müvekkilimiz zaten şu anda devam eden mutlu bir evliliği var Beyza. Ve bundan vazgeçmeye pek niyeti yok. Aynı şekilde oğlundan da. Babalığını göstermenin tek çaresi buymuş yani. Hamile halimle beni uğraştırdığı işlere bak. Maksadı beni daha da küçük düşürmek belli. Bak Beyza, biz bu şekilde seninle yol alamayız. Benim sana tavsiyem, eğer mahkemeye gitmek istemiyorsan babanla oturup bir konuş. Yani bu konuyu önce bir değerlendirin. Yargıya da intikal etmeden bize bir geri dönüş yap. Şimdilik sana aktaracaklarım bu kadar. İyi günler. Tamam, çözülecek. Ya tabii ki çözülecek. Çözülecek. Ne oldu? Ne oldu? Ne diyor? Allah kahretsin. Ya ne oldu? Ne oldu? Cihan Bey DNA testi yaptıracakmış. Ne? Bu iş buraya nasıl geldi anlamadım. Cihan'a doğrulttuğum silah resmen bana geri döndü. Benim ayaklarıma kapanıp sorgusuz sualsiz konağa götüreceği yerde hayallerimin hepsi suya düştü. Hah, gördün mü? Oyun bitti desene. Cihan eğer kafasına koymuşsa o DNA testini mutlaka yaptırır. Bütün gerçekler de ortaya çıkar. Hayır, böyle bir şey olmayacak. O testi yaptırmamak için her yolu deneyeceğim.
Tamam da ne yapabilirsin ki? Bak baban da söyledi Cihan çok zeki diye. Daha iki gün olmadan durumu anladı. Önlemini almaya çalışıyor kendince. Umurumda değil. Bu yalancı hamilelik benim son kozum. Cihan ona kurduğumuz planı anlamadan bir şekilde konağa girmenin yolunu bulmam lazım. Başka türlüsü olmaz asla. Kim o? Bankadan arıyorlar. Halletmem gereken bir evrak işi vardı da unuttum. Onun için arıyorlar. Halledip geleyim ben. Bu arada nasıl bir çözüm bulursun bilmiyorum ama ne yap ne et o konağa kapağı at. Yoksa bu şekilde sadece senin değil benim oğlumun da geleceği tehlikeye giriyor.